Hello, Vahiş. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir video hazırladık. Cihan'la beraber sorularınıza cevap vereceğiz. Tahmin etmesi çok zor bir video. Acaba ne hazırlamış olabiliriz? Aynen öyle. Hadi başlayalım o zaman. Sevgili Cihan, kaç yaşındasın? Ben 22 yaşındayım. Macarca nasıl deniyor? Husangetto. Hmm. Aynen. Evet. Ben kaç yaşındayım? İnanılmaz. Sen yaşlandın. Ya yine de mi? Kaç yaşındasın? 20. Elini öpebilir miyim? Evet. Ablam benim. 26. Tamam. Nerede doğdun, büyüdün? Türkiye, Ankara'da. Evet. Ben de Macaristan'da da büyüdüm. Ben sana sordum mu? Ben cevap veriyorum. Tamam. En sevdiğin yemek ne? Çok değişir ya. Ama soteye bayılıyorum ben. Senin? Benim bilmiyorum. Tavukla yapılan her şeyi seviyorum. Aynen. Tavuk. Etçiyiz tavuk, ya biz. Aynen. Proteinciyiz. En sevdiğin içecek ne? Şekersiz kola. Aynen. Kola zero ya. Ayran da güzel oluyor ama. Ben çok sevmem. Ayranla pek aram yok benim ya. Ben seviyorum. Bayıyor beni tadı. Ben seviyorum. Bir de çaycı oluyoruz bazen. Aynen. Çay da güzel aynen, oluyor aynen. Kahvaltıda. Çay gidiyor. Aynen. Tamam. En sevdiğin tatlı nedir? Profiterol mu? Aynen öyle. Gerçekten ama o tatlı denebilir mi ona ya? Tatlı tabii. Çikolatalı lan. Ama İçinde de krema falan var. Şerbet falan yok ya onunla. Tatlı. O zaman tamam. Niye dondurmada da şerbet yok, tatlı diyoruz. Tatlı onu. Mı dondurma? Tabii. Ben o neyse. Benim önce... en sevdiğim tatlı künefe. Ben künefeye bayılıyorum. Adam işini biliyor ha. Tamam. Daha eğlenceli bir soru. Beni ilk gördüğünde ne düşündün? Şimdi biz ilk karşılaştığımızda ben tabii o beni anlamıyor, ben onu fazla anlamıyorum. O da pek bir şey bilmiyordu. Ben pek ciddiye alamadım. Şey falan diye düşündüm. Hani gelecek Türkiye'ye, belli bir süre duracak, vakit geçirecekler. Sonra tekrar dönecek ülkesine falan. Bir daha görüşmeyeceğiz diye düşünmüştüm. Ama şeye çok şaşırmıştım. Çok çabuk Türkçe öğrenmişti. Ondan sonra... ilk gördüğümde onu düşünemezdin ki. Hayır ya. İlk gördüğümde işte sen gideceğini düşünüyordum. Evet. Sonra sen çok çabuk Türkçe öğrenince evet. Burada kaldım. Ama çok şaşırmıştım mesela. Onu böyle niye bundan kızım, bahsettim? Ne işi var? Peki ben bunu niye anlattım böyle? Anlamadım yani. Neyse, ben senin hakkında ne düşünüyordum? Hadi gelsin. Acaba, hadi gelsin. Hadi 40 ben... kilocu yap. 40 kilo. Tam bir keko. Sincan'dan geldik normal yani. Başka bir şey düşünmedim he. İyi bir çocuktun. Zaten Ahmet Can'la görüntülü konuşurken görüyordum yalandan yani. Yalandan el sallıyordum buna kameradan. Evet. Merhaba. Öyle yalandan arkadaş olduk zaten. Aynen. Neyse tamam. En sevdiğin renk hangisi? Bak şey falan göre değişiyor. Giysiye göre mesela gri. Gri. Ama, beyaz da çok giyiyorsun. Ama mesela sen. Genel olarak siyah ve kırmızı yani benim favorim. Hı. Benimkini tahmin edin. Ben tahmin edeyim. İnanılmaz, asla üstüne giymiş olamazsın. Yok. Yeşil. Bir de gözlerim de böyle. Benimki tamam. Hayalin ne Cihan? Hayalim. Zengin olmak. Yok be. Zenginlikten ama çok klasik cevap veriyorum şimdi. Tamam. Aşırı söyle. Huzurlu olmak ya benim ama hayalim. Ama bu çok güzel bence. Hiç aynen. De klasik değil. Yani çünkü çok artık olup herkes para istiyor. Olacağına, aynen çok param olup derdim olacağına huzurlu bir yaşam tercih ederim yani. Bence çok güzel. Ben de aynısını düşünüyorum. Lüks bir hayat istemiyorum. Aynen. Ailemle huzurlu küçük bir yuvamız olsun, sevgi, saygı. Ya hiçbir derdin, sıkıntın olmasın evet. Ya böyle seni uykundan edecek veya uyutmayacak. Aynen öyle. Tamam. Türkiye'yi seviyor musun? Ben evet, seviyorum. Yani ben de seviyorum. Seviyoruz. Yani. Tabii senin gibi... Ama senin farklı için yerleri, daha iyi bence. Aynen, farklı burada yerleri görme gibi büyüdüm. Bir imkanım olmadı. Ama yine de yine Türkiye'yi güzel. Seviyorum. Hmm. Aynen. Dünyada gitmek istediğin 3 ülke? Amerika kesinlikle bir tanesi. İngiltere'yi çok istiyorum. İngiltere çok bir de Hollanda. Oruk. Hollanda'da hayat. Bence İngiltere o kadar şey değil de. Benim İngiltere... Çok yağmur yağıyor. Ya şey... Bir de insanlar da soğuk. Yani. Neyse ben söyleyeyim o zaman.
Amerika'ya ben de çok gitmek isterdim. Ama ikinci olarak Afrika'yı çok merak ediyorum. Aa, hani böyle doğal olarak. Hı. Yani safariye gitmek falan filan. Yani öyle. Üçüncü de Maldivlere gidelim. Maldivlere. Tamam. Ondan sonra en sevdiğin hayvan nedir? Köpek. Benim de köpek. Değişik. Köpek bir de aslan. Aslanları ben çok severim de. Ama kaplan. Yani besleye ulaşabileceğimiz köpek var. Evet. Favorimiz köpek. Aynen öyle. Tamam. Ne zamandan beri arkadaşsınız? Ne zaman oldu lan? Ya 5 yıl oldu da. Hani böyle yakın arkadaş olarak bence 2-2,5 yıl falan oldu. Ben buraya taşındığımdan sonra zaten çok yakın oldum. Biz seninle ilk ne zaman görüştük burada yüz yüze? İlk 2017 Temmuz'da görüştük. Benim ilk geldiğimde. İlk hani İzmir'e gittik, Bodrum'a gittik, Ankara'ya geldik ama hemen görüştük sizinle de, Mevlüt'le falan beraber. Aynen, 2 yıldır falan bayağı samimiyiz o zaman. Aynen. Çünkü bir yıl falan böyle bir alışması. Tabii zaten gidip geliyordum, aynen. Hiç şeyimiz olmadı. Aynen. Neyse, tam geliyor. İlk buluştuğunuz anı anlatın. Arkadaşlar, çok... biz burada bir güzel bir gölümüz var, Göks Park'ta. Orada oturuyorduk Ahmetcan'la. Bir an Cihan ve Mevlüt geldi, arkadaşlarımız. Ve ben hiçbir şey anlamadım. Cihan'ın bir konuşma tarzı var. Böyle konuşuyor. Keko. Tam bir keko. Hiçbir şey anlamadım ama bana bir kola vermiştin. Aynen. Yalnız çok yedim, tatlıydı. Kola almadım. İçtim, kolayı verdim yani, o kadar da. O kadar da kekoyuz biz de yani. Kabul ederiz. Elimizdekini paylaşmayı biliyoruz en azından. Neyse. Göksu'ya falan yürüm. Sence benim en iyi ve en kötü özelliğim ne? Sana bir şey diyeyim, kötü özelliğin aklıma gelmiyor ki. Var. Ben sana söyleyeyim mi? Fazlasıyla duygusal olabilirim. Hemen küsüyorum. Küsüyorsun da hemen barışıyorsun, öyle bir şey değil. Önemli değil o falan. O zaman en iyi, anlık en iyi yani. Özelliğim nedir? Arkadaş canlısın yani. Güvenilirsin. Gayet. Yani çoğu insana göre taş çıkartır yani. Türkiye'de yaşayanlar genelde Avrupa'dakileri böyle küçük görürler falan filan da. Siz bunu beni görün. Söylemek pek hoşunuza gitmeyebilir de çoğunuza taş çıkartır yani. Evet arkadaşlar, Cihan'ın en iyi en kötü özelliği nedir? En iyi özelliğin bence, sen de böyle hani nasıl desem, çok dürüstsün. Ben buna çok saygı duyuyorum. Çünkü herkesin hemen yüzüne söylemek istediğini söylüyorsun. Bir de çok hani böyle güvenli misin? Nasıl diyorlar bunu? Güvenilir. Güvenilir bir insan. Güvenebileceğim bir insan. Kötü özelliğin de nedir? Bir an patlayabilir. Çok hızlı, anlık yani. Aynen. Sinirleniyorsun. Agresif huyları var. Biraz keko. Evet. Öyle ama başka yani çok kötü bir özelliğin yok bence. Bak, hayatta en çok yapmak istediğin şey nedir Cihan? Ben ülkeleri gezmeyi çok istiyorum ben. Evet. Sürekli böyle farklı kültürler, tarihler. Okumayı güzel. Falan seviyorum, böyle insanlar tanımayı seviyorum farklı. Aynen. Düşünceleri, ufkum genişlesin diye. Ben mesela şeyi çok yapmak isterdim. Böyle uçaktan paraşütle atlıyorlar ya. O da çok eğlenceli. Ben yapamam onu herhalde ya. Ama ben de korkarım. Onun yerinde mesela böyle safariye gitmek. Aslanların ortasında falan aynen. Gezmek. O güzel. Aynen. Onu çok yapmak isterdim. Tamam. Başka? En sevdiğiniz anınız. Ama bunu konuştuk da yok. Kesinlikle. Değil mi? Yoktur. Yoktur. Ya akla gelmiyor. Var da veya bir sürü var. Hangi birini söyleyeceğiz şimdi? Evet. Aynen. O yüzden. Mesela Cihan dün benim üstüme kola tükürdü. Çok sevdim ben. Değil mi? Tamam. Atlayalım o zaman. Dövmenin anlamı nedir? Cihan bu özellikle senden soruyorlar canım. En sevdiğim soru. Bu arada Amelia Hanım, nasıl gösterebilirim ki? Yani anlamı nedir biliyor musunuz? Böyle hani bardağı koyuyorsunuz da onun izi kalıyor. Ona benziyor. Ya bu biraz
tabiri caizse hapishane dövmesi denebilir buna. Yok ya, ama kuş olduğu böyle yakından belli oluyor bak. Yani bir şey belli oluyor işte. Dövme olduğu falan belli oluyor da. Cipsten çıkmış yapıştırmış gibi falan. Manyaksın, o kadar da kötü değil. Ya her neyse, bunlar biraz benim ergenlik hatam. Ve ilk işte ilk zaten iki tane, evet, dövmem var. Hepsi bir heves yapılmış. Dövme yapan arkadaşımıza da selamlar. Ya ben bir anlık bir şeye karar verdiğinde hemen olsun istiyorum, tamam mı? Böyle sabredemiyorum, bekleyemiyorum. Bir anlık kararla, doğru, gidip yaptırmıştım öyle. Zaten şunu hiç göstermiyorum. Ya onu göstermeyelim. Aynen aynen. Öyle işte. Konumu sonra... kesiyorum. Sonra... Manyak mısın? Ünlü bir oyuncuyla hiç tanıştın mı Cihan? Hayır. Bu da sana geldi benim. Sen? Ben de hiç görüşmedim. Yani Türkiye'de yok. Macaristan'da evet, ama onların zaten ünlü sayılmıyor ki. Kimle? Böyle şarkıcılarla falan, festivallarda. Fotoğraf falan var mı hiç? Yok. Ama şimdi, 12 yaşındayken falan. Şeyle falan fotoğrafım var mesela benim ama. O da ünlü oluyor. Kim? Sinan Şermisam ünlü boksörümüz vardı. Bak o güzel. Ha, aynen. Tamam. En sevdiğin müzik? Rap dinliyoruz genellikle. Rap, aynen. Ama ben mesela böyle eskiden zaten hep rock falan, metal dinledim. Ben biraz daha old school rap'ten hoşlanıyorum, evet, böyle eski tarz, sert. Aynen. Ondan sonra Macaristan'a gitmeyi düşünüyor musun Cihan? Tabii ki, tabii de. Tabii ki. Evet. Beraber tabii gideceğiz. De. Aynen öyle. Macarların hakkında ne düşünüyorsun? İyiler. İyiler. Yani... Ama herkes benim gibi değil tabii. Aa, tabii ona göre. Yani. Tabii ki de. Ya iyiler bence... Pek bir fark göremiyorum aramızda aslında. Yok, benziyoruz. Aynen. Aynen öyle. Tamam. Çok güzel bir soru geliyor. Hadi bak. Kız arkadaşın var mı? Aa. Herkesin merak ettiği bir soru. Yok. Çünkü arkadaşımız bayağı yakışıklı da. Ya, maşallah maşallah. Ya. Allah. Ya, tamam böyle konuşma. Utanıyorum ben, bilmiyorum. Allah Allah. Allah nazarlarından korusun. Teşekkür ederim annen. Tamam. Kaç yaşında çocuk yapmayı düşünüyorsun? Yani aile kurmayı düşünüyorsun ya, daha güzel. Aile kurmak için belli bir yaş şeyim yok ama... Doğru insanı bulmak. Güvenebileceğim biri olursa bir gün, evet. Ama herkes ister ya bir aile sormasını. Bunun ya herkes belli, ama belli bir aklımda bir öyle bir tasarladığım bir yaş, dönem falan yok bunun için. Aynen. Hayat ne gösterir bilemeyiz. Evet. Sen? Ne bileyim lan, ben yaşlandım artık, 26 yaşındayım. Kocam ha. Var, çocuğum yok. Bilmiyorum. Bu yıl ya da gelecek yıl olabilir. Çocuk ha? Ha. İsmini ben de koyacağım. İsmini söylemeyeceğim, de söylemeyeceğim çünkü benden çalacaklar. Abi benim ismimi koyacaksın. Yok koymayacağım. Kim nasıl benim ismimi koyacaksın? Yürü git. Oğlum ben senin kardeşinim lan, koyacaksın. Tamam, ikinci ismi olabilir belki. İlk ne olacak? Biliyorsun. Bilmiyorum lan, neydi? Arif olmayacak artık. Aynen ben dedim. Ondan ben de vazgeçtim. Peki çocuğun ismini Arif koyma konusundaki şeyini paylaşır mısın? Mesela neden Arif koyacaktın? Çünkü ben o ismi çok beğendim. Bence Arif gayet güzel bir isim. Tamam şimdi Türkler siz gülebiliyorsunuz. Ama ben yabancı olarak Arif ismini gerçekten çok beğendim yani. Bence güzel. Aynen. Ama işte herkes iğrenç. Bir yaşlı amcaların ismini niye koyuyorsun adama? 40 yaşında doğacak falan filan diyorlar. O yüzden Arif'teyim, vazgeçtim artık. Bana ilk gelip Arif dediğinde şöyle yapmıştım, şöyle duruyordum. Bir de Arif ikik diye. Çocuğun ismini Arif koyacağım dedi, şöyle baktım. Hiç önemsemiyorum çünkü ciddiye almadım, yani dalga geçiyor zannettim. Şöyle baktım, geri işimle ilgilenmeye devam etmiştim, yani hiç ciddiye alamamıştım. Sonra nasıl laf ettin? Çünkü ciddi. Çocuk ya. Sakallı doğacak. Çocuk 40 yaşında doğacak. Herkes onunla dalga geçer. Arif Işık. 200, ikinci çocuğunuz 216 mı olacak? Neyse. Son bir soru kaldı. Onu da benden sormuşsunuz. Kocanla nasıl tanıştın? Söylemeyeceğim çünkü. Bunun hakkında bir video gelecek bu hafta sonu. Orada anlatırım. Diyorsun. Onu da izlersiniz yani. İzleyin. Evet. Ya benim yüzüm niye şiş çıkıyor bu kadar? Ben böyle mi gözüküyorum? Yok, öyle bir şey yok. Ben çirkin çıkıyorum. Tamam neyse, videomuz bu kadardı. Yalnız omzum da nasıl bir şey ya. Şuna bakar mısın? Genişliğe falan. Evet. Ne diyorsun? Cihan'a niye sormadınız? Kolun kaç santim? Aynen. Hadi söyle. Kolum 55 santim. Ooo! Şimdi... Gidelim buraya. Arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Aynen. Kendinize iyi bakın. Beğeni...
yorum ve abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Lütfen. Çok evet. Teşekkür ederiz hepinize. Sizi öpüyoruz. Görüşürüz. Ve Macarlara ne diyorsun? Seyistok baba. Görüşürüz.